Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün beş çayına güzel bir patates böreği yapmayı düşündüm. Hem de tavada yapayım, pratik olsun istiyorum. Tabii ki bu tarifi sabah kahvaltıya ya da herhangi bir ara öğünde de gayet güzel tüketebilirsiniz. Ben iri 3 tane patatesle yaptım bugün tarifimi. Tavam büyüktü. Orta boy, yani daha küçük bir tavaya 2 tane rahatlıkla yetecektir 2 büyük patates. Güzelce patatesleri rendeliyoruz. Rendeledikten sonra bu güzel tarifi oluşturmaya başlayalım. Şimdi börek yapacağımız için tavada iyice suyunu bir sıkalım patatesin ki form alsın. Güzel bir börek şekli olsun. Patatesi güzelce sıkacağız. Ondan sonra tavamızla birlikte devam edeceğiz. Bu böreği ister çay, ister ayran, ister şalgamla birlikte zevkle tüketebilirsiniz. Gerçekten çok pratik. Evde ne peyniriniz, hangi malzemeniz varsa patatesin arasına koyup bunu pişirebilirsiniz. Şimdi benim 3 tane büyük patatesime ben 2 yumurta kırdım. Ama rahatlıkla 3 tane de olabilirdi. 3 yumurta daha da güzel tutmasını, daha güzel şekil almasını sağlayacaktır. Patateslerim çok büyüktü. Sanırım 3'ü rahatlıkla 1 kilo civarı vardır. 2 ya da 3 yumurta diyelim. Kıralım. Şöyle bir çay bardağından fazla, 1,5 çay bardağı kadar süt ilave edelim. İkisini çırptıktan sonra şimdi böreği döşemeye başlayalım. Tavayı önce güzelce bir yağlayalım. Ben bütün tariflerimde zeytinyağı kullanıyorum. Patatesimizin kısık ateşte, onu da göstereyim size. Yarısını şimdi tavaya döşeyeceğim sıkı sıkı. Hatta biraz daha bile sıkabilirmişim suyunu. Mümkün oldukça kuru olsun. Lezzet mükemmel. Börek şekli de güzel tuttu mu? Yani kime yaparsanız bayılacaktır ve tarif isteyecektir mutlaka, emin olun. Yarısını güzelce döşeyelim. Şimdi demin karıştırdığımız sütlü yumurtalı karışım kenarda. Biz buna istediğimiz peynirimizi, malzememizi ilave edeceğiz şimdi üzerine. Bende çeçil peynir ve sert köy peyniri vardı. İkisini karıştırdım. Çeçil biliyorsunuz çok güzel uzar sıcakken. Kendiniz için ya da evdekiler için, misafirlere önüne koyduğunuzda şöyle dilimi kaldırdığında bütün bu peynirler uzuyor. Çok güzel bir görüntü oluyor, lezzetli oluyor. Bolca peynir koyalım. Kaşar peyniri, beyaz peynir, lor peyniri, tabii ki hangisini arzu ederseniz, emin olun çok güzel bir tarif bu. Maydanoz da bu noktada doğrayabilirsiniz. Arzu eden böyle susuz kısmından domates, biber de doğrayabilir. Ben ince ince sucuk doğradım. Tabii ki sucuk tercihtir. Yani sucuk gerçekten çok başka olduğu için de. Varsa şöyle mini mini sucukları koyun, dizin. Daha yeşil sevenler maydanoz dereotu içine koysunlar. Evet. Şimdi bunun üzerini tekrar kalan patatesimizle tamamlıyoruz. Güzelce sıkıştıracağız. Bu büyük tavaya 3 büyük patates tam güzel geldi. Daha fazlası kalın olurdu. Belki içi zor pişerdi, bilmiyorum. Ama kısık ateşte çok güzel pişti, mükemmel oldu. Sucuklar dahi çok güzel pişmişti. Güzelce yerleştirelim. Şimdi demin çırptığımız yumurta ve süt karışımını böreğimizin üzerine aktarıyoruz.
Ben biraz tuz ve karabiber ilave edeceğim öncelikle. Karabiberi de ilave edelim. Şimdi sıvımızı güzelce dökelim. Evet, kapağını da kapatalım ve böreğimiz pişmeye başlasın. Kısık ateşte pişirmeye başladım ben. Bir 10-15 dakika sonra, daha doğrusu 10 dakika kadar sonra şöyle bir altını kontrol ettim. Baktım kızarmış. Kızardıktan sonra düz bir kapakla çevirelim mümkünse, daha rahat olur. Ne olursa olsun patatesler rende olduğu için yumuşak bir kıvamdalar. Evet, çevirdim rahatlıkla. Şimdi diğer yüzünün pişmesi için yine kısık ateşe koyuyorum. O arada diğer işlerimi yapıyorum. O da güzelce böreğim de pişiyor tavada. Tava işleri gerçekten çok kolay. Kanalımda benim çok vardır. Tavada ıslak kekim, tavada normal kek, diyet kek. Kanalıma abone olursanız çok pratik tarifler bulacaksınız. Özellikle bildirim diziline de basarsanız eğer, her tarifimden öncelikle sizler de haberdar olursunuz. Pratik şeyleri çok severim. Tavayı çok kullanırım ben. Birlikte onları da yapmış oluruz. Diğer tarafı da pişince, şimdi tabağıma, servis tabağıma aldım böreğimi. Yanlarını şöyle bir dereotuyla süsledim. Hem görsel olarak hem de misafiriniz gelirse siz de bu tarz süsleyebilirsiniz. Bir fikir olsun. Şimdi fotoğraflarını ben arada çektim. Hafif soğudu. Yoksa bu peynirler çok daha fazla uzayacaktı. Bayağı bir çeçil peynir var içinde çünkü. Gerçekten mükemmel bir lezzet oldu. Sucuk tavsiye ederim. Eğer varsa mutlaka koyun. Sucuk acayip bir, apayrı bir lezzet verdi bu böreğe. Evet, böreğimiz gördüğünüz gibi hem pratik, hem zahmetsiz, hem doyurucu. İster çayla, ister ayranla, neyle isterseniz zevkle yiyebileceğiniz bir börek. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdiden afiyet olsun.